Merhaba çok önemli takipçileri. Bugün yepyeni bomba gibi videoyla beraberiz. Değerli takipçilerimiz, bu tarz bir videoyu daha önceden çok araştırdım. Lakin Türkiye'de Türkçe çekilmiş tarzını bulamadım. O yüzden bu tarz bir video çekmeye karar verdim. Videomuzun konusu, arkamda gördüğünüz invertörün bir de bilgisayardan kontrol edilen bir programı var. O program ne yazık ki İngilizce. Neyin anlama geldiği bilinmiyor. Hangi ayarların nasıl yapılması gerekiyor? Hangi ayarların ne anlama geliyor? Belki hatırlarsanız daha önceden ekranından size nasıl ayarları yapmanız gerektiğini, ayarların ne anlama geldiğini hepsini teker teker anlatmıştım. Onun videosuna hemen tıklayıp ulaşabilirsiniz. Şimdi de bilgisayardan Watch Power diye bir programı var bu invertörümüzün. Hatta belki sizler dikkat etmişsinizdir. İnvertörü açtığınızda kutusundan bir tane CD çıkar. O CD invertörümüzün kontrol programı, yani Watch Power'ın olduğu program CD'sidir. Şimdi hep beraber bilgisayara geçiş yapacağız. Hemen invertörümüzün kutusundan şöyle bir kablosu çıkar. Hemen kenarına takıp bilgisayarımızın USB portunuza taktığınızda bilgisayarımız onu tanımaya başlar. Şimdi ben hemen bilgisayarımın kayıt programını açıyorum ve şu an ekranınızda siz de programı görüyorsunuz. Hemen programı şöyle ufak bir yüzeysel anlatmaya başlayayım. Tabii bayağı bir uzun video olacağını düşünüyorum bu videonun. Çünkü her şeyini anlatmaya çalışacağım burada. Neyin ne anlama geldiğini. Çünkü bu program ne yazık ki İngilizce. Programın şeyi var bir de, şifresi var. Onu da paylaşacağım. O da çok önemli. Hemen programı açtığımızda arkadaşlar şöyle şu an mouse'la size gösterdiğim kısım var ya. O kısım şey, invertörün şu an hangi modda, nereden elektrik alıp nereye verdiğine dair, yani nereden enerjinizi alıp nereye verdiğinizi gösteriyor. Şurada direkler görüyorsunuz. O direkler şebekedir. Paneller görüyorsunuz zaten paneldir. Pil işareti görüyorsunuz. O da akülerinizi işaret ediyor. Bu ampul de invertörünüzün çıkışını ifade etmektedir. Şu an benim sistem şebekeden alıp şebekeden direkt bypass'ta eve veriyorum. Yani invertörümün üzerindeki yüklere veriyorum. Çünkü şu an hava bulutlu. Yeterince enerji üretemiyorum. Sistemim şu an UPS modunda, öyle diyeyim. UPS modu şöyle açıklayayım. Elektrik kesildiğinde sadece eve enerji akülerden veriyorum. Yani enerjisiz kalmıyorum. Şu an ben bu aralar sürekli yağmurlu ve bulutlu hava olduğu için bu şekilde kullanıyorum sistemimi. Hemen şurada Mahmut PC, bu benim bilgisayarım arkadaşlar. Şu USB bir sürü rakamdan oluşan kısım invertörümüzün USB bağlantı portu ile ilgili bilgiler. Yani bu bilgisayarınıza bundan daha fazla bağlarsanız burada bunlar artar, hangi artık invertör sayınıza göre bu değişir. Şöyle bir şey vereyim. Bu invertörler ne yazık ki direktmen bilgisayarın USB portuna bağlarsınız. Bir de RS-232 bağlantısı var. Onu daha hiç kullanmadım. Yani bir kablosuz ben bağlanayım, bu verileri istediğim zaman ulaşayım tarzında olmuyor. İnvertör sürekli yaptığı işlerin kaydını tutmuyor. Eğer bilgisayara bağlarsanız o esnada yaptığı her şeyin dakikada bir kaydını veriyor size. Yani o esnada akü kaç volt, kaç amper geliyor, kaç watt tüketiyorsunuz gibi bir sürü bilgiyi invertör esnada zaten bilgisayarınıza paylaşıyor. Ama ne yazık ki invertör kendi işinde bu bilgileri kaydetmiyor. Yani sürekli bir bilgisayar bağlı tutarsanız invertörünüze bu bilgileri sürekli elde edebilirsiniz. Yani bu konuda şeyiniz olmasın. Zaten USB portunuzu bağladığınız gibi şu ekran çıkacaktır karşınıza. Direktmen bağlanacaktır. Ben hemen şuradan sağ tarafta Basic Information tarzında bir bilgi var. Bu Basic Information AC voltaj, alternatif akım voltajınız, şu an şebekemiz, yani invertör değil de ana şebekeden gelen enerji 228 volta. AC frequency, bu yani alternatif akım frekansı kaç hertz olduğunu gösteriyor. Şu an 50 hertz gördüğünüz gibi. Ne yazık ki ben panellerimi invertörümden ayırdım. Bildiğiniz üzere benim invertörüm PWM şarj regülatörü dahili olan vardı. Ben daha verimli, panelimden daha verimli enerji elde etmek için şey yaptım. Hemen şurada gördüğünüz gibi
bir tane MPPT şarj cihazı aldım. O yüzden şu an hiçbir bilgi alamayız panel girişimizle ilgili. Çünkü panelimiz invertörümüze bağlı değil. Yani gene de şurada kısmını söyleyeyim. PV input voltaj dediği panellerden gelen voltaj, PV input current dediği panellerden gelen amperdir, kaç amper geldiği. Hemen altında battery voltaj, batarya voltajı. Şu an benim akülerim 28.05 volt. Akülerim seri bağlı 2 adet. Şu an 28.01 volt. İlerleyen zamanlarda batarya kapasitesi, batarya şeklinin akımları da görmek için cihazın modlarını hemen buradan nasıl değiştirildiğini göstererek batarya kapasitesi ve batarya şeklinin akımları bu değerler de oynayacaktır. Bunları yapacağız ilerideki dakikalarda. Hemen şurada batarya discharge, sören batarya boşaltma akımı, yani batarya deşarj akımı amper olarak gösteriyor. Output voltaj dediğimiz çıkış voltajımız, output frequency dediğimiz çıkış frekansımız, elektrik frekansımız. Output appearance voltaj, output apparent pardon, power, anlık olarak çıkışımızdaki volt amper değerindeki yük. Output active power, anlık olarak güç tüketimi, watt olarak gösteriyor. Bunu birazcık bu tip invertörlerde şöyle bir sıkıntı var değerli takipçilerimiz. İnvertör yaklaşık 70-80 watt'tan aşağısını göstermiyor, hep 0 gösteriyor. Belli bir watt'ın üstüne çıktı mı belki ara ara evimdeki yüklerden sizler de fark edeceksiniz. Buradaki yüklerden bu değerler oynamaya başlar. Daha çok 100 watt'ın üstünde oynamaya başlıyor ama onun altında bu değerler hep 0. Telefonum yanımda değil, yoksa size şeyi gösterirdim. Şu an benim Sonopov wattmeter'ım gösteriyor. Zaten şu an aktif olarak evde çalışan güvenlik kamerası var. Şu an başka şu an çalışan bir cihaz yok. Güvenlik kamerası sistemim çalışıyor. Onları bir 30 watt civarı bir tüketim yapıyor. Şu an yanlış değilsem buzdolabı da bağlı. Ama çünkü şey yapmıştım en son, tüm evi aktif hale getirmiştim. Tüm evi bağlamıştım. Ama batarya voltajının şarjından bizim bulutlu havada şu an şarj ediyor MPPT cihazımız. Bunun oynamasının sebebi şarj akımı sürekli değiştiği için oynuyor. Bir load percentage kaldı. O da yük yüzdesi. Yani bildiğiniz üzere cihazımız 3 kW'lık bir cihaz. 3 kW'ya oranla ne kadar yük bindirdiğini gösteriyor burası. Hemen sol alt köşede production information, yani ürün bilgileri diye geçiyor. Model tipimiz stand alone tarzında. Topology transformer, ana işlemci versiyonu burada yazıyor. İkinci işlem versiyonu yazmıyor ama bildiğiniz üzere ürünümüz iki tane işlemciden oluşuyor. Related information, bağlı diğer bilgiler diye geçiyor. Şu an normal elektrik voltajımız 230 olarak kabul ediyor. Yani bu cihaza bağlı bilgiler aslında bu. Bu cihaz 230 volt elektrik üretir. Yani voltaj olarak 230 volt civarı üretir. Normal AC current, bu da kapasitesini 13 ampere kadar şey yapabildiğini söylüyor. Related battery voltaj, bağlı akülerin şey voltajı, çalışmalı, yani kaç voltluk sistem olduğunu aslında söylüyor bize de. 24 voltluk sistem. Nominal output voltaj, normal çıkış voltajı 230 volt sistemle çalışıyor. Yine nominal output frequency dedikleri kısım, normal çıkış frekansı 50 Hz. Nominal output current 13 ampere kadar çıkış verir. Nominal output apparent power 300 volt ampere kadar desteklediğini söylüyor. Bir de burada nominal output active volt power, yani 300 watt'a kadar da çıkış sağladığını söylüyor bizlere. Hemen şuraya tıkladığımızda zaten bu ekran otomatikmen geliyor. Burada administrator, monitor device, yani gönderilen cihaz ile ilgili bilgiler veriyor. Hemen şurayı tıkladığımızda değerli takipçilerimiz, watch power configuration tıkladığımızda yine watch power ayarları
basic ayarlar dediğimiz kısmı tıkladığımızda sayfa yenileme zaman dilimi, yani 2 saniyede bir bu sayfadaki bilgiler yenileniyor. 2 saniyede bir yenileniyor. Yani cihaz arama, yani bundan fazla cihazımız eğer varsa bunlarla ilgili 5 saniyede bir arama yapıyor. Interval, bir saniye, bunu tam hatırlayamadım. Kusuruma bakmayın. Date information, zaman, yani sistemdeki zaman dilimi yıl, ay ve gün şeklinde kaydettiğini söylüyor. O konuda bilginiz olsun. Şifre, bu programın, yani invertöre ayarlarını değiştirmek için, aslında okumak için değil ama değiştirmek için ne yazık ki bir şifre ihtiyacı var. Şifre şurada gördüğünüz administrator ama A harfi küçük şekilde girerseniz, hemen ben girmişim daha önceden, o yüzden şey yapabilir, değiştirebilirsiniz de tabii bunu. Hemen eski şifreyi girip yeni tarzında girerseniz de değiştirebilirsiniz. Cihazımızı mesaj gönderme ayarları var ama tabii bunu bir gerekli ekipmanları var. Onları bağlarsanız size ne şartlarda SMS göndereceğini tarzında ayarlardır burası. Hiç kullanmadım. O yüzden tam şey hakim değilim. E-mail de gönderiyor cihazımız. Tabii ayarlarını girerseniz tabii cihazın SMTP server dedikleri kısım, yani cihaz burada internet şeye bağlı, bilgisayarınıza bağlı olacak ki bu işlemleri yapsın diyebiliyorum. Yoksa cihaz bunu yapamaz. Hemen event action, yani bu şeyler değil takipçilerimiz. Bu burada gösterilen herhangi bir hata, uyarı, bilgi olduğunda bana bunları kaydet aslında anlamına geliyor. Dediğim gibi bütün bilgiler bilgisayara bağlıyken, mesela hemen hızlı geçebilir miyiz bazılarını? Fan locked fault, fan kitleme hatası, battery voltage high fault, yani yüksek batarya voltajı, overload fault, aşırı yük gibi yani. Bunları teker teker şey yaparsam video bir iki saati bulur, o yüzden şey yapmıyorum. Eğer bunlarla ilgili takıldığınız bir şey olursa yorum kısmına yazın, ben size gerekli destekte bulunurum. Bu iletişim protokolü ile ilgili bir ayar. Şu an bir ayarımız yok burayla ilgili. Hemen device control'a giriyoruz. Device control'da parameter setting, yani parametre ayarları, restore to default, yani ana ayarları sıfırlama tarzında şey yapabilirsiniz. Device control'a girdiğimizde değerli takipçilerimiz şöyle bir ekran çıkıyor. Ben bu ekranı sonra detaylı bir anlatayım. Şu an cihazın ayarlarını, yani menüsünden girdiğiniz ayarların çoğusunu buradan yapabilirsiniz. Onu bilin. Yani tekrar geleceğiz buna. Şu an bu menünün bu üst kısmını inceliyoruz. Data dediğimiz kısımsa dediğim gibi cihaz hemen dakikada bir şey yapıyor. Yani dakikada bir o esnadaki verilerini kaydediyor. Mesela şurada tek buradaki oynak veri batarya voltajı, çünkü sürekli dışarıdaki şarj değişken oluyor. Mesela şuradan da şeyi görebilirsiniz. Active power, appearance power. Yani şu an buradan da şey görebilirsiniz. Anlık watt tüketimini, mesela şu anlarda 100 wattın üstünde olduğu için sürekli kayıt altına alıyor. Yani bu dakikada bir tükettiğimiz enerjiyi buradan görebiliriz. Batarya bilgileri sürekli değiştiği için o da sürekli değişken görebiliyorsunuz. Diğer akımlarda bir değişkenlik yok. Onu söyleyeyim. Yani bu bilgisayara bağladığınız esnadan itibaren tüm bilgileri kaydeder. Tarih şuralardan hangi aralıkta istediğinizi ya da ne istediğinizi, o esnadaki verileri de seçebiliyorsunuz. Sürekli kaydediyor. Öyle diyeyim, bu bizim şu anki cihaz. Browse dediğinizde o esnadaki tüm bilgileri ekranınıza getirir. Şu an sistemde 36 tane bu şekilde kayıt olduğunu söylüyor. Ve sürekli kayıt artıyor aslında. Tekrar dersem şu an gördüğünüz gibi 37'ye çıkıyor. En son 14.06
Yani sürekli kaydediyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Event log dediğimiz kısımda ise cihazınızla ilgili herhangi bir şey olduğunda, dediğim gibi hata vesaire, mesela şurada communication restore, yani bağlantı yeniden resetlendi, yapıldı. Communication loss, yani bağlantı kopuldu. O esnada bu gördüğünüz dakikalarda bu USB takıp çıkarttığım şeylerdir. O yüzden şey yapamayız, dediğim gibi. Bu bilgilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu help kısmı, yani yardım anlamına geliyor. Yardım, yani bu programla ilgili yardım alacağınız şey, about hakkında online, hep online yardım anlamına geliyor. Şimdi burayı anlattık. Şu ikinci, buradan da çıkıyor bu ayarlar. Hemen şimdi bunu teker teker anlatmaya başlayalım. Buzzer alarm, buzzer alarm diye şey yapar. Ben şu an cihazımı da kapattım. Herhangi bir hatta uyarı da bu alarm çalmaya başlar. Ben istemiyorum. Power saving mode, güç, ne diyorlar şurada? Yani güç şey modu, ne diyorlardı, dilimin ucunda unuttum ya. Her neyse, unuttum bunu Türkçesini. Backlight, arka plandaki ışık şu an enable, yani aktif. Overload, auto restart. Eğer cihazınızın üzerinde bir yüklerseniz cihaz kendinden yeniden başlasın mı demiş diye bir uyarı var. Ben bunu kapalı moda getirmişim. Over temperature, auto restart. Eğer cihaz aşırı ısınırsa kendi yeniden başlat, hayır demişim. Beep while primary search interrupt. Yani modlar arası geçiş, mesela şebeke bypass modundan akü moduna ya da panellerden elektrik kes, paneller artık şarj etmemeye başladığında akü moduna otomatik geçiş gibi şeylerde ufak bir beep sesi çıkartıyor tek seferlik. Onunla ilgili şeye evet demişim. O sesi çıkartıyor. Overload bypass, eğer fazla yük geldiğinde bypass moda geç. Buna evet demişim. Şu ise LCD come back to default page after 1 minute. Yani LCD ekranı ekrandaki bir şey ayara otomatikmen ana sayfasına geri dön bir dakikadan sonra, ona hayır demişim. Şimdi charge storage priority dediği şey öncelikli şarj modu hangisini seç tarzında. Ben invertörümü de sadece solar'a seçmişim. Yoksa bildiğimiz üzere şebekeden de şarj eder. Utility şebeke, öncelikle solar, şebeke ve solar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şebeke ve solar'ı seçtiğimde invertörümden ses geldiğini göreceksiniz. Çünkü invertörüm de aküleri şarj etmeye başlayacaktır. Şimdi basıyorum. Setting successfully diyor. Şimdi hemen geçiş yapması gerekiyor diye biliyorum. Geçti hemen. Artık şebeke akımından de şarj etmeye başladı. Hemen ben bunu only solar seçiyorum. Tekrar diyorum. Şimdi çıkacaktır o moddan. Çıktı. Söndü tabii fanı, hemen anlayabiliyorsunuz. Output source priority, yani öncelikle çıkış modu diyelim. Yani hangi öncelikle çıkış şeyi, hangisinden çıkış almak istediğiniz olur. Yani öncelikle şebekeden çıkış versin, akülerden çıkış versin, panellerden çıkış versin tarzında, gördüğünüz gibi. Eğer güneş panelisi varsa panellerden seçersiniz, şebeke seçersiniz. CPU derseniz öncelikle akü ve solar paneldir bu. Eğer aşırı yük gelirse sadece şeye geçer, şebekeye geçer. Batarya tipidir bu. Batarya tipi ise iki çeşit var. AGM ve floated. Burada gözüken. Output frequency, yani çıkış frekansı tarzında bir bilgi var burada.
Hemen şu yan tarafta değerli takipçilerimiz, back to grid voltaj. Yani bu voltajda, eğer akü bu voltaja düşerse diyor, yani burada siz seçebiliyorsunuz voltajı da, şebekeye dönüş için, şebeke geçiş için akü kaç volta kadar düştüğünde şey yap, kaç volta düştüğünde şebekeye moduna geri dön, yani şebekeye bypass yap anlamına geliyor bu. Max charging current, maksimum şarj voltajı hemen açtığınızda burada 30, 40, 50, 60, 70 PWM olduğu için 70 voltaja kadar şarj edebilir. Maksimum AC charging current, bu da maksimum şebekeden şarj edebileceği akım. Dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var. Bu akımın içinde bu da var. Yani bu hem panelden hem burası hem panel ve şebeke şarj voltajının toplamı. Buysa sadece şebeke. Yani eğer ikisini aynı anda şarj seçerseniz şebekeden 15 amper alır, panellerden 5 amper alır. Yani 20 voltaj seçmişiz ya. O anlama geliyor. Back to discharge voltaj, yani tekrar akü aküden şebeke enerji bas anlamına gelen, yani o voltaja geldiğinde bu işlemi yap anlamına gelen voltajdır. Hemen buradan istediğiniz voltajı ya da dolu, artık kaç voltaja kadar sizin tercihiniz, bunu seçerken bu ayarlar bu şekilde. Hemen şu yan taraftan, bunu aslında buradan da göstermiştim. Aslında birçok ayarın kısaltması diyebiliriz burasına. Hemen bazı ayarlara ulaşabilir. Şimdi buradan baktığımızda birçok veri bulunabilir. Bu verileri zaten aslında teker teker anlattım ama buradan da hızlı hızlı anlatayım size. Cihaz modu, zaman, hangi zamanda, AC voltaj, alternatif akı voltajı, alternatif frekansı, bunlar dışarıdan şebekeden invertöre bağladığımız enerjilerle ilgili. Panel giriş voltajı, AC output voltajı, alternatif akım, çıkış voltajın watt değerinden cinsi, öyle diyeyim. Çıkış voltajı, bu şey, evet. Bunlardan biri şey arkadaşlar, volt amper, birisi watt değeri, yanlış değilsem. Şu watt, şu volt amper zaten, pardon. Şu volt amper, bu da watt. Batarya voltajları gördüğünüz gibi sürekli değişken. Şeyi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 14.4 volt, yani 28.8 volta kadar şarj eder. Batarya kapasitesi yüzde kaçta? Eğer boşaltmaya başladığınızda aslında bu değerler gelmeye başlar. Biraz sonra şey yaparız, hemen modu değiştiririz, akü moduna geçiririz ki bakalım bu değerler gelmeye başlıyor mu? Bunları biliyorsunuz zaten tekrar çıkışındaki. Şimdi hemen dediğim gibi yapalım, bir panelden çıkış alalım. Yani akü moduna geçirelim de bakalım ne yapıyor. Hemen çıkış şeyini yapıyoruz. Ben bundan SVU yapıyorum. Solar yaptığımda güneş panelinin bağlı olması gerekiyor. Yani güneş panelinden voltaj al, voltaj gelmediği takdirde o moda geçmiyor. Direkt ben bypass moduna dur. Çünkü burayı solar yaptığınızda güneş olduğu sürece invertörünüz güneşten ve aküden yüklerinizi karşılar. Ondan sonra direkt ben bypass moduna geçer, bilginiz olsun. Ben hemen SVU yapıp, evet, şu an cihazım gördüğünüz gibi batarya moduna geçiş yaptı. Batarya moduna geçiş yaptığı için hemen gördüğünüz gibi veriler oynamaya başladı. Akümüz 26.2'ye geçti. Dediğim gibi şu an tüketim ne yazık ki 100 watt'ın altında olduğu için bazı bilgileri göremiyoruz burada. Ancak 100 watt'ın üstüne çıkarsa bu değerler gözüküyor çoğu yerde. Hemen şey yapalım. Yani şu an gördüğünüz gibi bilgiler oynuyor zaten artık. Şuradan da görüyorsunuz. En son bunlar gözüküyor.
Evet. Az önce yine şeyler oynamış. Şu an hemen buradaki farkı gördünüz. 28.05'ten 26.32'ye geçti. Şu an tabii MPP'de şarj ediyor bir yandan. Şu an bulutlu hava olmasına rağmen 3.3 amper enerji elde ediyorum. Bayağı kapalı bulutlu bir hava. Bu aralar sürekli yağmur yağıyor. Ona rağmen şu an MPP şarj cihazım 3.3 amper enerji üretebiliyor. Tabii ev tüketimim bundan fazla olduğu için ne yazık ki böyle bulutlu kapalı havalarda bypass modunda kullanıyorum. Dediğim gibi. Bir bakayım şey yapabilir miyiz? Aslında bilgisayarım da bağlı. Büyük gelseydi iyi olurdu evde çünkü ben biraz beklenti içindeyim. Buzdolabı çalışırsa istediğim enerjiyi elde ederim. Pişman olduğumda kumandayı da yanıma getirmedim. Televizyon kumandasını buradan açardım. Hemen şuradan da anlayabilirsiniz. Aküden direktmen artık beslediğini görebiliyorsunuz. Dedim ki panel bağlı olsaydı panel ve aküden böyle ikisinden de gelir buraya geçerdi. Lakin olmadığı için şey yapamıyoruz. Bir güç göremiyoruz. Yani burası da anlık olarak gördüğünüz bilgiler. Şimdi bir bakayım başka size ne anlatabiliriz burada. Başka bir şey yok aslında. Hepsini anlattım ben buradaki her şeyi sizlere. Bakıyorum. Yok burada. Bunu da anlattım. Bu da şey. Ha, ne diyorum. Bu da giriş çıkış. Yani programı yani dedim ya kullanıcı adıyla giriş çıkış ile ilgili bilgi. Tekrar tıklarsanız çıkışa gidersiniz. Hemen Evelink uygulamamı açıyorum. Burada özellikle yük görmenizi istiyorum. Tabi biraz bir 400-500 watt'lık bir yük vereceğim. Isıtıcımı açacağım. Tabi ben normalde ısıtıcım akülerden açılmıyorum ama burada yükler gözüksün diye ben bunu yapacağım bir seferlik. Normalde bu yük benim bu seviyedeki aküler için birazcık fazla. O yüzden hemen ben yapacağım. Dediğim gibi açacağım. Şimdi açtım. Gördüğünüz gibi evet, istediğim şekilde yükler oynamaya başladı. Şimdi biraz sonra fan da ötmeye başlar ama şuradan burada gördüğünüz çekilen akım, çekilen watt 480-470 watt civarı. Cihazımın kapasitesinin %18'ine tekabül ediyor. Yani gördüğünüz gibi 547 volt amperdir bu şeyinde. Aküm tabi direktme 24.7'ye düştü. Bu yük benim aküler için biraz fazla. Benim aküler gittikçe ölüyor. Dediğim gibi biraz sıkıntılı akülerim benim. Aktif olarak okuyabileceğimiz başka bir değer var mı diye bakıyorum. Değer zaten bu değerler aslında ekranda da okunabiliyor. Şu an şey yapıyor. Yani benim akülerim 24.53'e düştü. Gördüğünüz gibi. Dışarıdan şu an yaklaşık benim paneller 4 ampere kadar üretim yapabildi bu kalın bulutlu havada. Çünkü dışarıda şey düşüyor, akü kapasitesi hiç düştüğü için. Bu şekilde çalışabiliyor gördüğünüz gibi. Akülerden direktmen şey yapayım. Eğer şeyim olsaydı dediğim gibi panellerim bağlı olsaydı buradan da bir veri gelirdi. Okurdu. Bakalım başka sizlerle paylaşacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Bu videoyu biraz kesmekte sıkıntı yaşayacağım çünkü birden fazla parçada iki çekimi aynı anda yapmak zorunda kaldım. Şu kayıtlardan bir bakalım. Kayıtlar. Evet, şimdi kayıtlardan baktığımızda tekrar 547 volt, 547 volt amper, 478 watt, 24.63. Dediğim gibi yani buradan o esnada görmek istediğiniz tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Cihaz kaydediyor. Her şeyi kayıt altına alıyor ama dediğim gibi bu bilgiler tamamıyla cihazınızın şeyine bağlı. Bu yüklerimi hiç fazla kapatayım ki sönsün şimdi. Yani yaklaşık 15-20 saniye alır bunun kapanması. Hemen aküler toplanmaya başlıyor gördüğünüz gibi. 25 volt. Biraz sonra 26 voltu bulur. Dediğim gibi benim aküler birazcık yolcu yolunda gerek tarzında.
gidecekler gibi duruyor. Zaten dandiklerdi işin doğrusu. Kazıklandık biliyorsunuz. Onunla ilgili de video çektik. İnceleyebilirsiniz. Bu da sussa artık. Vallahi ya. Hemen bunun modunu değiştireyim de sussun arkadaşlar. Şebeke moduna geçiriyorum ben onu. Evet. Şebeke moduna geçirdim. Hemen susmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi akülerden yük kalkınca da hemen toparladılar kendilerini. Evet arkadaşlar. Biraz ben yüksek sesle. Şükür sustum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Biraz monoton bir video tarzı oldu. Çünkü ben buradan bilgi aktardım. Bu şu an ekranda bir sürü bilgi dönüyor. Hangisini anlatayım, kaçırmadan anlatayım derdindeydim birazcık. Sesim belli bir süre sonra böyle mayıştıysa kusura bakmayın. Evet değerli takipçilerimiz, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar devam edecektir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenerek yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız da olursa da kesinlikle bekliyorum. Şu an itibariyle %100 cevaplama modundayım. Yani şu an yorum cevaplamadığım yorum yok. Öyle diyeyim. Herkese cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu tarz videoları da yayınlamaya devam edeceğiz. Eğer bu tarz videolarda anında haberdar olmak istiyorsanız da lütfen abone olup çan butonunu açmayı unutmayın. Biz yüklediğimizde anında haberdar olun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.